Biz Antalya tatiline Esra götürürken hem de yanında çantada derdi. Esra Hanım bu beni zengin diye geldi. Fakir olduğumu öğrenince de koydu gitti. Bunu da bahane ediyor biliyor musunuz? Yok. Bakın. Ben geldiğim beni... zaman affedersiniz tamam, Esra Hanım. Zengin bir şey sandı tamam mı? Tuvaleti banyosu bile ben yoktu. Ben ya, buna bile razı geliyordum. Tamam. Beni zengin sanarak geldi diyor. Beni zengin diye. Kameradan evin göstermedim evet. Buna ben. Koştu kameradan geldi kendi bunu defa alınca söyledi yani. Ona. Herkese söyledi. Darma durman evleri vardı. Ben üniformayı görünce zengin sandım dedim. Zaten bu devlet memuru. Ben de fakir ben görünce koydu gitti işte. Evime, bunlar da bahane yapıyor. Evime oturtacaktım bunu. Köyde de 3-5 kişiye de memurlar da telefon açıp soruyorum. Lütfen diyorum benim kocamı diyorum rica ediyorum. Memurliyetini Bursa'ya aldırttırıverin rica ediyorum. Ben evime getirmeyecek olsam bunu niye yalvaracağım? Valla sizin üniformanıza aşık olmuş. Sizin duruşunuza aşık olmuş. Diyor ki yani ben karşımda bir adam gördüm. Hayalimde böyle. Ama bak ben onların köyüne gittim. Bak. Bir şey söyleyeceğim ya bak üzülerek söylüyorum. Hani beni bu duruma çıkardı ya yani, üçkağıtçı ve dolancı. Ben oraya gittim köyde kahvede. Dedi ki sen bunlara niye bulaştın dedi dedenin biri ya. Bunun kardeşi 37 yıl hüküm giymiş. Engelli kızı satmak ve tecavüz etmekten ya. Ben nasıl bir ailenin içine düşmüşüm? Niye beni Esra şey Hanım, yapıyorsunuz? Kötü herkes kendi ya? O dakika ayrılma kararı aldınız mı duyduk? Ben iyi birisiyim. Esra Hanım aileden bir ceza aldın mı böyle? Kötü evet, ve cezadan. Plancı olan bunlar. Ama hala cezalı o cezasının bedelini ödüyorsa bu yaptıkların cezasının hiçbirini ödemiyor. Bununla meydanda geziyordu. Bunun kardeşi de hırsızlıktan çıkardı. Ama şimdi bak suç bunda şahsi bir şeydir evet, yani. Safiye'nin ne suçu var bunda? Yani Safiye yapmış olsa, Safiye yargılansa desen anlarım ama düşünsene hayır, aile içerisinden beni, birinin davranışı beni bağlar mı? Diyorum ki benim ailem de düzgün, ben de düzgünüm. Kardeşi hayır onu bağlamıyor. Çıkmış, bana bunlar sonradan söylendi diyorum. Sonra ben onun için de boşanmadım. Kardeşi hırsızlıktan cezaevinden çıkan bir insan da kılıç çalmak deser. Şimdi... Ya benimki var ya. Benim söylediğim kanunu ispatlı. Sen boş konuşuyorsun. İftira niye atıyorsun. Niye kardeşin ya. Her gün imza atmaya gidiyor cezaevine? Bilmiyorum ne kadar daha iftira atacaksın. Hırsızlıktan atmaya gidiyor. Bu saatten sonra ben avukatım Sadık Serhat Uğurlu'ya vekaletimi verdim. Gereken davalar bugün itibariyle, yarın sabah itibariyle açılacak. Lütfen... Hakim huzurunda konuşalım tamam mı? Böyle basın huzurunda şov yaparak o kimse sana para vermez. Tamam mı? Oradan para dilenmeye çıkma. Ayıp. Şimdi ne parası alacak? Onu evet. Önce bir öğrenebilir tamam. Miyim ben? Hani kayıp altınlarını ben mi vereceğim ona? Beni tehdit etti Esra Hanım. Dedi ki oraya çıkacağım. Hah ben o altınların parasını oradan bana hacırlar verirler dedi. Bunun hiç öyle Esra'yı oldu seyircisi tamam hiç öyle bir seyirci falan değil. Beni kullandılar ya ben kullanıldım. Gerçekten benim kişiliğim, karakterim, onurum zedelendi hayır, ya. Gerçekten ihtiyaç beni sahibi olduğunda. Olaylara bak. Siz. Seyircim Esra zaten. Hanım. Benim ya anonsuma gerek kalmadan bu yardımı yapar. Şey onun dışında böyle, burası bir şey ya hayır kurumu falan değil. Onun da altını koyayım. Çizeyim. Size de, yani gerçekten. Yani o planlarla Esra Hanım, gelmek isteyen herkesin de ayağını keseyim. Esra Hanım bana keseyim. Bunlar ne dediler biliyor musun? Biz seni her şeyini sıfırladık artık. Git köyüne dilen dediler. Onları unuttu. Ama biz ben bunun annesi dilenerekten geçiniliyor. Ben dedim siz gibi dilenci değilim dedim. Ben dilenmem. Ben çalışırım gene kazanırım gene yaparım dedim. Hem benim ailem zengin. Benim ailem durum çok iyi. Gidin köye sorun. Benim ailem bana bakar zaten. Ben niye gidip de dileneceğim? Ya da buraya çıkıp da niye dileneceğim? Benim annem yayına bağlana bile bana 4 tane burmalı bilezik getirmiş. Bir tane kolye getirmiş. Bütün köy şahit. Kelepçeler getirmiş bana. Hasta yatıyorum diye. Bu ölecek kafayı yiyecek. Aman göğne olsun da 3-5 kolunda boynunda bulunsun diye. Annem bana bilezik getiriyor. Aman kızım çalınanlar çalınsın diyor. Ben sana vereceğim. Yeter ki sana bir şey olmasın diyor. Benim ailem zaten zengin. Ben niye çıkıp buraya dileneceğim ki? Niye dileneceğim? Buyurun Mehmet Bey. Tamam ben seni dinledim. Bir şey sorabilir miyim Esra Hanım? Evet. Şimdi iki şey soracağım. Tabii. Birincisi, olay yeri inceleme geldi ve ondan başka hiç kimsenin parmak izi çıkmadı ya. Çıkmaz çünkü sen bu işleri çok iyi biliyorsun, eldivenle yaptın. Sen başka parmak izi çıkmadı. Polis bile bak, dedi ya biz aynı iş... Bu Türk milleti önünde sen özür dileyeceksin çıkıp da bana. Benim hırsız olduğumu ispat et. Ben olmadığımı ispat edeceğim sana. Tamam mı? Mehmet, yaptıktan yarına kadar ama yanına kalmaz. Yaptıktan yanına kalmaz. Allah sonra çocuklarından çıkar, senden çıkar. Bak benim arabama binip de karını, çoluğunu, çocuğunu gezdirip de şiki şiki baba dilini paralarına oyna dersiniz 3 gün sonra. Bunlar derler ya. Benden aldılar arabayı. Ben asla evlenmeyeceğim artık. Evlilikte soğuttum ben. Allah razı olsun senden. Çocuklarına oturtur, oynattır. Peki o zaman şöyle yapalım. Siz borcunuz olan rakamı hemen gönderir misiniz Safiye Hanım'a? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ha, altınlarım 100 milyar falan dedi de o boynundakilerin çoğu da imitasyon kendisi söyledi. Onu da hayır. Orada millete şey yapmasın, hayır. Şov yapmasın. Herkes biliyor. Herkes biliyor. 4 tane bileziği gerçek bir de 4 tane çeyrek hadi vardı. Orada, gerisi hep biliyor. İmitasyon şu boynunda. O bir saniye bir fotoğrafları verebilir miyim? Dur dur. O düğünü de soracağım da. Bu foto yani nerede o ha? Ekranda orada gözüküyor. Şimdi bunların hepsi sahte miymiş?
Kuyumcuya gittim ben. İmitasyonlar dedi ki bunların çoğu sahte dedi. Yalan. Hatta satarken hırsız yakalanır dedi. Bana şeyde dedi ki ben, şu kordon bir tane ip yani... gibi kordon var orada ip gibi. Ha, kordondan dedim polissiz yakalanırsa kordonla yakalan. Başka hiçbir şeyde yakalanmaz dedim. Nasıl bir o geri kalan hepsi altın. Hepsi altın. Hepsi altın bunların. Peki altın. Bana polis siz demedi düğünde... sen dedin. Onların iki tanesi imitasyon dedin ben ya. Kandırdın milleti dedim. Dedin. E şimdi bir şey söyleyeyim Türk halkını kandırdın gibi. Ben söyledim polise dedim. Tamam mı? Ben söyledim polise dedim. Sahte ve kandırdın milleti. Peki siz düğünde dört tane sahte bilezik taktınız seni mı? Seni de bir şey sanıp da dinliyor ablası, millet. Polis ondan ablası getirmiş iki tane sahte bilezik. Safiye Hanım öyle dedi. Düğünde bana dedi sahte bilezik yok, taktılar bak, dedi. Yok yok bak o da yalan. Bak o da yalan. Bu dedi ki iki tane sahte bilezik bari de hakkın dedi. Ben dedi sordum 150'şerden 300 milyon. Şimdi onun zamanı mı dedim ya. Hep bu var ya kafasından vuruyor. Sahte bilezik getirdik sahte takma benim dedi, yanımda takılan mı? İki tane sahte bari de hakkın diye. Ben de 300 milyon param falan yok dedim. Bu eşine yüzük takmış. Sen kendin Almanya'da, al dedin iki sahte bilezik diye. Ya. Bırak benim ailem suçlayıp durma ya. Karısına, onun parası bana ödette. Benim ailemde plan olmaz. Nasıl yani ya? Tatile gitmiş bu. Tatilde karısına tek taş pırlanta yüzük almış. Yüzüğünün parasını da kredi kartı sürtüyor. Kredi kartları bana ödettiriyor. Sonra karısı bunun yüzüğünü almamış. Tartışmış tatil yerinde. Alanya'da tartışmışlar. Bana yüzüğü taktı barmağıma. Dedi ki bu karımdan kaldı. Bunu sana da karım dedi. Bu yüzüğü benden aldı. Gitti bozdurdu. Gene kredi kartlarına yatırdı. O yüzüğü de aldı kredi kartlarına yatırdı. Hiçbir şey takmadılar buna. Mehir diye 22 gram bilezik verdiler. Onu dahi takamadılar. Durumları yok çünkü. O da yok. Bana bunlar 1 lira harcamadılar ya. 1 lira sana harcamadılar. Sana ben param var mı dedim ya. Kendin koştun geldin ya. Ben sana param olmadığını söyledim ki. Paran yoktu. Paralarımı niye çaldın ya? Madem paran yok. Ben sen fakir olmadığı bir şey demedim zaten. Allah bunun hesabını soracak sana. Razıyım dedim. Bendekileri niye çaldın? Ben sana canımla geldim. İyi de altını saklıyor mu? Çaldırıyor mu? Ne yapıyorsun? Beni hırsızlıkla suçlayamazsın sen. Biliyor musunuz Esra Hanım? 50 milyon altına imza atarsam. Ben de temizim Allah'a şükür. Kendimden de eminim. 50 milyon anlaşmalı boşanmaya imza atarsam. Caner Bey'e sorun. Caner Bey beni soruşturdu Safiye... yanımda. Sorun ya bana kim bir kişi kötü demiş mi? Safiye bir programa katıldığında şöyle bir cümle kurmadı. Mehmet bana kendini varlıklı ve zengin biri gibi tanıtıyor söylemedi. Demedi. Hatta siz samimi davranmışsınız. Hani benim borcum harcım var, sıkıntılarım var. Benden çok bir şey bekleme demişsiniz. Yani o ekonomik yeni durumunuzu... Yeni ayrıldım dedim ya birkaç ay geçtim bir tanıyalım dedim. Olmaz olmaz geleceğim dedi koştu geldi. Her ondan sonra da plan kurdu. Şey beni zengin Mehmet, sardı. Ben tek başıma geldim. İstediği gibi olmayınca da ya, ayrılmak bugün için bahane yaptı. Bugün başka türlü konuşuyor. Bu Mehmet de. Benim tanıştığım Mehmet bu Mehmet de. Bu Mehmet bambaşka Mehmet. Bugünkü Mehmet bambaşka Mehmet. Benim 5 ay boyunca tanıdığım Mehmet bu değil. 5 ay önceki Mehmet nasıldı çok ya? 5 aydık. Ha? Çok duygusaldı. Gözümün içine bakıyordu. Bir tanem diyordu. Göz bebeklerimi öpüyordu. O kadar çok seviyordu. Doğru mu Mehmet Bey? Oha seviyordu. Göz bebeği nasıl öpülüyor onu bile bilmiyorum ki ben. Doğru. Neyi biliyorsunuz o zaman? Sorar mısınız? Apartmandakiler şahit. Apartmandakiler şahit. Göz bebeği nerede ya? Ciddi söylüyorum. Nasıl öpülüyormuş? Apartmandakiler şahit. Her gün yani gözlerimi öpüyordu. Göz bebeği nasıl öpülüyor? Bir söyler misiniz Esra Hanım? Bana bakan ya? Gözlerini seveyim. Yani niye hiç hayatınızda göz yani öpmediniz mi? Şuraları öpersiniz öptü ya. Öptü. Ben de eski göz öpücülerden sanırım. Ben hiç göz öpmeyi ilk defa duydum. Ben de ayakkabılarını her sabah bunun ayakkabılarını boyaya veriyordum. Her sabah ayakkabılarını... Ne yapıyordunuz? Her sabah ayakkabılarını boyaya veriyordum. Ayakkabılarını boyuyordum. Ayakkabılarını ellerimle giydiriyordum. Beni hizmet yapmadı demedim canım. Allah var hizmetimi yaptı. Ve ondan sonra sabah kapıdan çıkarken... Saygı ve iyi ki hayatımdasın. Allah ben bu var, hizmeti hiç görmedim ya deyip beni başından gözünü öper giderdi. Safiye'nin size hizmet göster... Hizmet yaptın diyorum. Bak, kabul ediyorum ben bunu. Size göstermiş olduğu yoğun bir hizmet sevgisi ve saygısı var mıydı? İyi de ben de onu dövmedim ki, kovalamadım ki hanımefendi. Tabii hep onu övüyorsunuz ya, beni gömüyorsunuz. Evlendikten ya ben seni gömüyorum. Safiye, yani ben onu mesela... kovalamadım, dövmedim, terbiyesizlik yapmadım. Tabii ki karı koca arasında iyi de o günde olacak tarzınız ama... Bir zarara soktu mu sizi Safiye Hanım? Yani çok harcamaları oldu mu ya da bu evlilik... Evet, benim psikolojimi yıktı. Borçlarım da bir sürü... O gitti, ben bir sürü düzenim yıkıldı. Borcum arttı benim. Ev harcamalarını kim yaptı? Borçlandım. 5 aylık ev harcamalarını kim yaptı? Ben yapacağım diyor. Kim yapacak? Kim çalışıyor evde? Erkek çalışıyor. Eşyalı eve çıktık. Hiçbir zaman halı perde şudur budur masrafı olmadı zaten. Ben köyden yiyeceği içeceği her şeyi getiriyordum. Yiyecek içecek masrafı da olmuyordu. Bir belediyenin verdiği tırkat var 350 milyonluk. Bir un alıyordu. Başka da hiçbir şey yok. Para da yok. Para da benden çıkıyor zaten peşin para. Kağıt para bunlarda bulunmaz. Nakit yok bunlarda. Mehmet Bey. Senin ne paran varmış iyiye bitmemiş ya. Biraz önceki konuya tekrar vallahi arada kaynadı. Tüh ya keşke gitmeseydin. Dönmek istiyorum. Ne, evet gitmeseydin. En sonunda evimi şey sattırıyordum ondan kaçtım ben sana. Safiye Hanım. Hep Safiye Hanım. Ya git sen evi 5 kere satacağım dedin o çocuğun hakkı satma dedim ben sana. Babam ay, geçti geldi de, ben sana evi tapusun daha versin deyince beni sen... caydın hemen tınladım. Evi de satıp babamdan diyor tarla istediyor tarlamı da ha, satıyor. Ha şunu da söyleyeyim dur aklıma geldi.
Bunun babası demiş ki 20 milyar vereyim, evi bana ver demiş ya. Onu da deme de. Mehmet'ten dedi her şeyi sapla dedi. Kızım 20 milyar bankaya borcu ya beni suçlama, Mehmet'in ben bu borcu ödeyecek göz yok dedi. Ben bu borcu göz görmedim onu. Ben gideyim de kızım senin 20 milyar borcunu ben ödeyeyim. Sen mi ödedin benim şimdiye kadar olan borçlarımı? Benim borcumu ödeyecek gözün yoktu sende. Bana ne dedin? Hala da var. Bana ne dedin? Senin 20 milyar borcun var. Ya bir insanın borcu olmaz. İşkarçı dolandırıcı olmaz mı demek? İşkarçı dolandırıcı adam zaten borcu olmaz. Ya parası olur. Olmayan arabadan borcu bende var. Şu an ben hala olmayan arabadan borcu ödeyeceğim. Neyse sadece şunu söyleyeyim. Kötü günlerimiz geçti. Bu da benim arabamdan eski görüsünü gezdesin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Sarı sarı damla bindir bindir oynat arabada. Ben evlenmeyeceğim artık. O araba senin... O araba sana yaramasın. O araba sana yaramasın. O arabayı çaldın benden. İsmail Şen'den bir oğdunuz, oyun oynadınız benden. Götürüp noterle imza attırdınız. Ben hiç kimseden bir şey çalmadım. Herkes biliyor çaldığını. Ya o zaman çıkart karşıma da, mahkemeye çıkart da tutuklat beni ya. Madem çaldıysam ya. Sen niye istirahat atıp duruyorsun ya? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun sen ya? Bana ne dedin sen? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Avukat tutacak da zaten paran da yok. Avukat tutacak paran da yok. Ya anlaşmalı ikimiz boşanam. Ben mi demişim bunları? 50 milyara gel imza vallahi at sen. Vallahi inanamıyorum. Biz ikimiz sen boşanam dedi. Sen nasıl bir plancısın ya? 50 milyara imza atıp boşanmayacağım. İyi ki gitmişsin ya. Sen benim her şeyimi çaldın. Sen gitmesen var ya beni de doğrar keser misin ha? Sen susma Mehmet. Sus. Söyleyeyim. Ben dedim size sen bu anlaşmayı git benim babamdan yap. Git ya sen sadece Esra Hanım siz ikimizi öbür tarafa gönderin de. Girdi. Hep Safiye'yi övüyorsunuz. Beni gömüyorsunuz. Değil evet, mi? Beni habere beni hırsız haydut yaptınız. Evet. Bunu ispatlayın Esra Hanım. Lütfen siz de avukatınızı gönderin. Avukatlarınız kalsın. Hakimizin açıksın ispatlayın benim hırsız işkacı dolandırıcı olduğumu. Ekrana Mehmet çıkıp Hanım, da... Mehmet diyordun ya bana sen avukatını bulabileceksin diye. Bak ben avukat buldum. Safiye'yi dolandırdı demedim. Avukat buldum. Önce cümlelerinizi dikkatli seçin. Hayır zaten ATV'de dava açacak. Benim resmim orada boy boy 80 milyona reklam ettiniz benim iznim olmadan. Beyefendi açabilirsiniz işte resminiz ablamı yerine canlı yayına çıktınız. Kendi isteğiniz ve arzunuzla. Teşekkür ediyorum bunun için. Bugün Safiye'nin mecbur kaldım size, da çıktım yani. Rica ederim ama hizmet ettiğini, saygıda kusur etmediğiniz... Ay tamam aynı konuya dönemeyeceğim. Bir kere gitti konuşmayacağım. Buyurun. Evet ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Tamam bitti mi yayın? Evet teşekkür ediyorum sağ olun. Teşekkür ediyorum. Mersi çok teşekkür ederim söz hakkınız için. Muhteşem oyuncu bir hırsız. Evet. Diyecek hiçbir şeyim kalmadı. Vallahi hiçbir şey kabul etmiyor. Etmiyor da ama çaldı. Hülya Hanım peki ben sizden bir şey istiyorum. Tabii. O da iddiası altınların sizde olduğu. Ama her şeyimi de o çaldığını da bütün köyde biliyor, herkes biliyor. Ben emeğimin çalındığını da biliyorum. Bana dedi ki sen asla dedi avukat da bulamazsın, boşayamazsın, hakkını da arayamazsın dedi. Ben zaten o yüzden geldim buraya. Benim elime 50 milyar para verip beni boşayacakmış. Anlaşmalı bir şekilde. Eğer anlaşmalıya yanaşmazsan... Ben boşanmayacağım. Ben bundan bütün haklarımı almak istiyorum. Sadece benim arkamda durun ve ben bundan bütün haklarımı da alacağım. Bu konuda yasal mercilere ilk önce şikayetinizi yapalım. Tamam. Tamam mı? Gereken neyse o olsun. Ben bundan sonra size kendime emanet ediyorum. Bana siz sahip çıkın ya. Siz sahip çıkın. Sen zaten bak hiç kimsenin kimseye sahip çıkmasına gerek yok. Sen kendini ifade edebiliyorsun. Yasal merciler önünde de nasıl müracaat edeceğini biz sana yol gösteririz. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz. Buyurun.